Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün buğdaylı bir tarifimiz var. Geleneksel yemeklerimizden yani düğün yemeklerimizden olan keşkek yapacağız. Tavuk ile hazırladık ama arzu edenler et ile de hazırlayabilir. Evet, bu lezzetli yemeğimizin hemen yapımına geçmek istiyorum. Geniş bir kabın içine 3 su bardağı buğday alıyoruz ve buğdayın üzerine geçecek kadar su döküyoruz. Suyunu ekledikten sonra elimizle güzelce karıştıralım ki su ile beraber birbiriyle özdeşleşsin. Bu arada buğdayı sıcak su ile ıslatıyoruz ve ıslattıktan sonra yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Yarım saatin ardından buğdaydaki suyu dökelim ve bol su ile güzelce yıkayalım 4-5 seferde. Keşkeğimizi Uşak yöresinde hazırlandığı gibi hazırlayacağız. Evet, bir adet soğanı ince ince doğruyoruz. Doğramış olduğumuz soğanları geniş bir tencerenin içerisine alıyoruz. Tenceremizi ocağa alalım ve üzerine sıvı yağ ekleyelim. Sıvı yağ miktarı yarım çay bardağından birazcık fazla olacak şekilde. Ardından da soğanları kavurmaya başlayalım. İyice bırakalım pembeleşsin. Kavurmuş olduğumuz soğanların üzerine yıkamış olduğumuz buğdayları ekleyelim. Ardından üzerine su ekliyoruz. 7 su bardağı su ekledik. Böyle yaklaşık buğdayın üzerine 4 parmak geçecek kadar. Daha sonra tavuk budunu ekliyoruz. Burada kullanacağınız tavuk çok önemli. Tavuk göğsünü kesinlikle kullanmayın. Çok fazla lezzet vermez. Onun yerine kalçalı tavuk budu veya tavuk incik kullanın. Evet, bakın suyumuz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra muhakkak kısık ateşte pişmeye bırakın ki dibi tutmasın. Yaklaşık 45 dakika kadar pişmeye bıraktık. Bakın sürenin sonunda yemeğimiz pişti. Tabi sadece bu kadarla bırakmıyoruz. Birkaç aşaması daha var. Şimdi onları yapmaya başlayacağız. Keşkeğimiz piştikten sonra 1 saat kadar kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bıraktık. 1 saatin sonunda bakın iyice artık buğday suyunu çekti. İçindeki tavukları alalım ve onları didelim. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ama tuz miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz. Tuzunu ekledikten sonra tahta kaşıkla karıştırarak ezelim. Yaklaşık bu işlemi 6-7 dakika kadar yapacağız. Buğdayı ezdikten sonra 3 çorba kaşığı tereyağını küçük bir tencerede eritelim. Eridikten sonra bırakalım kızıp iyice köpürsün. Köpürdükten sonra da buğdayların üzerine gezdirelim. Ditmiş olduğumuz tavuğu da ekledikten sonra isterseniz el blenderıyla isterseniz el mikseriyle çırpalım. Aslında eskiden bu işlemi geceden yapmaya başlarlar. Etle buğday iyice özdeşleşene kadar karıştırırlarmış ama günümüzde tabii ki bunu da pratikleştirmenin yolu blender ve mikserden geçiyor. Evet, çırparken baktık ki kıvamı birazcık koyu. Üzerine 1,5 çay bardağı kaynar su ekleyip çırpmaya devam edelim. Yaklaşık 10 dakika boyunca mikserden geçirdik. Böylece tavukla, buğdayla ve içindeki diğer malzemelerle güzelce özdeşleşmiş oldu. Keşkeğimiz hazır. Üzerine gezdirmek için tereyağlı salçalı sosumuzu hazırlayalım. 2-3 çorba kaşığı tereyağını eridikten sonra kızdıralım. Kızdırdıktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyip kavuralım. İyice kavrulduktan sonra üzerine 3 kepçe dolusu tavuk suyu ekleyip karıştıralım. Eğer tavuk suyunuz yoksa normal su ekleyebilirsiniz. Evet, salçalı sosumuz da hazır. Eğer salça kullanmak istemezseniz tereyağını toz kırmızı biber ile kızdırırsınız. Hemen sizler için servis etmek istiyorum. Tabağımıza keşkeğimizden alıyoruz. Son olarak üzerine salçalı sosumuzu da gezdirdikten sonra yemeğimiz servise hazır. İnanılmaz lezzetli oldu.
Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.